Bu dönem işte inceleyeceğimiz konu klasik elektrodinamik teorisi. Bu kayıtlar ODTÜ'de verdiğim aslında İngilizce olan dersin işte Türkçe tekrarı sırasında yapılan kayıtlar. Ders notları kullanacağımız kitap Reiner'in Classical Electrodynamics kitabı. Bu kitabın yanında ders notlarımı da yine bu kayıda ulaştığınız web sayfasında orada notları da bulabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu kitabı seçmekteki en büyük amacım içerisinde bolca örnek olan, detaylı çözümleri olan bir kitap. O yüzden derste çok fazla detaylı soru çözmeye girmeyeceğim. Gene daha ziyade konuyu tartışacağız. Ayrıca sizden bilmenizi bekliyor olduğum, işte birinci sınıfta genel fizik dersinde gördüğünüz elektromanyetik konularını biliyor olduğunuzu varsayacağım. Ayrıca ikinci sınıfta gördüğünüz matematiksel fizik dersinde özellikle işte Fourier dönüşümleri, ortogonal fonksiyonlar, diferansiyel denklem çözümleri, gibi konuları bildiğinizi varsayacağım. Eğer bilmiyorsanız bir tekrar etmenizde fayda var. Her hafta ayrıca ödevleriniz olacak. Ödevleri de yine web sayfasından indirebilirsiniz. Şimdi ödevler dersin önemli bir parçası. Eğer ödevleri çözmezseniz dersi konularını anlayabileceğinizi, öğreneceğinizi düşünmüyorum. Onlara da zaman ayırmanız o bakımdan önemli. Şimdi Greiner'den farklı olarak biraz değişik bir notasyon kullanacağım. İndeks notasyonu dediğimiz. Bol miktarda vektörlerle işlem yapacağız. İşte vektör dediğimiz bir tane koordinat ekseni seçtiğinizde x, y, z koordinatları. Herhangi bir nokta alırsanız, işte onun konumunu bir vektörle gösterebilirsiniz. İşte bunu a vektörü dersek, değişik gösterimleri var bu a vektörünün. Ya bunu işte ax, ay, az gibi üçlülerle gösterebilirsiniz. Buradaki her bir üçlü, her bir eksene eğer dikme, işte z eksenine bir dik çizerseniz, şu uzunluk bize AZ'yi verecek. XY düzlemine bir dik indiğinizde şu uzunluk bize AX'i, şu uzunluk da bize AY'yi verecek. Bunu böyle gösterebiliriz. Bazı kitaplarda AX, işte X yönünde AX kadar, Y yönünde AY kadar, Z yönünde AZ kadar gösterebilir. Bazen yine üçlü olarak ama X, Y, Z yerine A1, A2, A3 olarak göstereceğiz. Dolayısıyla her bir bileşeni, A vektörünün her bir bileşeni AI olarak gösterebiliriz. Burada I, 1, 2, 3 olabilir. 1 dediğimiz X, X bileşeni, 2 dediğimiz Y bileşeni, 3 dediğimiz de Z bileşeni olmak üzere. Şimdi iki tane vektör alırsak, bir tane A vektörümüz, AX, AY, AZ. Bir tane de B vektörü düşünürsek, BX, BY, BZ. Bunları toplayabiliriz, çıkarabiliriz, bir sayıyla çarpabiliriz. Aynı zamanda bu iki vektörü de birbiriyle çarpabiliriz. Çarptığımızda bir skalar çarpımından bahsedebiliriz. Bu bize bir sayı verecektir. İki vektörü skalar olarak çarptığınızda bir sayı verecektir. Ve bu sayı AX, BX, artı AY, BY, artı AZ, BZ olarak gösterilebilir. Veya İ eşittir 1'den 3'e kadar AI, BI şeklinde yazılabilir. Özellikle elektromanyetikte
Bu şekilde pek çok skalar çarpımların çarpımları geleceği için bir sürü böyle toplam işaretiyle uğraşmak yerine bu toplam işaretini de göstermeyip bunu sadece AI, BI çarpımı olarak göstereceğiz. Ne zaman ki iki tane indeks birbirinin aynısıysa o zaman her zaman için orada bir toplam olduğunu kabul edeceğiz. Şimdi bu i adı i yerine istediğim herhangi başka bir isim de verebilirdim. İşte j eşittir 1'den 3'e kadar aj bj olarak da yazabilirdim. Ya da toplam işaretini göstermezsek bunu aj bj olarak da gösterebilirim. Hepsi aynı şeye karşılık gelir. Buradaki toplanan indeks, iki defa tekrarlanan indeks, anlamsız indeks dediğimiz bir indekstir. Yani ona istediğiniz ismi verebilirsiniz. Yeter ki eğer buradaki indeksin ismini değiştiriyorsanız, onunla beraber toplanan diğer indeksin de ismini mutlaka değiştirin. Burada sıkça yapılan bir hata, mesela şöyle bir çarpım. A vektörüyle B vektörünün skalar çarpımını alıp, bunu C vektörüyle D vektörünün skalar çarpımıyla çarparsam bunu nasıl göstereceğim? A çarpı B'yi şu şekilde gösterebilirim. C çarpı D'yi de gösterirken yine aynı indeksi kullanacak olursam bu yanlış bir gösterimdir. Niye yanlıştır? Çünkü böyle bir şey gördüğüm zaman A'yı, B'yi, C'yi, D'yi diye bir terim gördüğüm zaman buradan anlayacağım. A1, B1, C1, D1, artı A2, B2, C2, D2, artı A3, B3, C3, D3'tür. Oysa benim kastettiğim A skalar çarpım B, C skalar çarpım D olarak kastettiğim A1 B1 artı A2 B2 A3 B3 C1 D1 B2 D2 C3 D3'tür ve açıkça bu ikisi birbirinden farklıdır. Şimdi burada yaptığımız hata şuradaki i'ler üzerinden toplamla buradaki i'ler üzerinden toplam birbirinden bağımsız. Buradaki i ile buradaki i her zaman için aynı değil. Bu hataya düşmemek için çoğunlukla yapacağımız burada i indeksi kullanmak yerine bir başka indeks. J diye bir indeks kullanacağım. Bunu yaptığınız zaman i'ler üzerinden bir toplamım var. J'ler üzerinden ondan bağımsız bir toplamım olduğunu anlayabileceğim. Şimdi skalar çarpım dışında vektörlerin bir başka çarpımı daha vardır. İki vektörü alırım. Vektörel olarak çarpıp bir başka vektör daha elde ederim. Bunu açık olarak yazacak olursak bu çarpımı bir determinant olarak yazabilirim. X yönündeki birim vektör, Y yönündeki birim vektör, Z yönündeki birim vektör. Birinci vektörün bileşenleri. Ve ikinci vektörün bileşenleri. Bu 3'e 3 matrisin determinantı bunun vektörel çarpımını verecektir. Ya da bu determinantı da açık olarak yazacak olursak x yönünde ay bz eksi az by, y yönünde ax bz eksi az bx ve z yönünde ki bileşeni ax by artı eksi ay bx olacaktır. Bir hatamı düzelteyim. Bu az bx, burası ax bz olmak üzere. Yani 3 bileşeni için aslında 3 ayrı denklemim var. A'nın birinci a çarpı b vektörünün birinci ya da x bileşeni ay bz eksi az by'ye eşittir. Aynı vektörün
İkinci bileşeni az dx eksi ya da ay dediğim a2 3 a3 b2. İkinci bileşeni a3 b1 eksi a1 b3 ve a çarpı b'nin üçüncü bileşeni a1 b2 eksi a2 b1 olarak yazılabilir. Şimdi tabii 3 ayrı denklem yazmamız gerekiyor bu vektörel çarpımı tanımlayabilmek için. Ve o, bu 3 ayrı çarpımda kimi terimler artı işaretiyle, kimi terimler eksi işaretiyle geliyor. Bu 3 terimi tek bir ifadeyle bu 3 denklemi de şu şekilde yazabilirim. A çarpı b'nin i bileşeni eşittir. Epsilon diye bir şey tanımlayacağım. Epsilon ijk ac bk. İndekslerin sırasında bakacak olursanız vektörel çarpımın hangi indeksine bakıyorsam epsilonun birinci indeksi o. İkinci indeksiyle birinci vektörümün indeksi aynı. Yani toplanıyorlar. Burada j üzerinden bir toplam var. İkinci vektörümün de şurada üçüncü indekste ikinci vektörümün indeksi de aynı. Ve yine k'lar üzerinden bir toplamım var. Bu epsilon dediğim ifade ya 1'dir eğer bu ijk indeksleri 1, 2, 3, 2, 3, 1 ya da 3, 1, 2'den herhangi birisine eşitse, eksi 1'dir eğer ijk 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2 ise, ben 1 ise 0'dır. Diğer durumlarda eğer herhangi 2 indeks eşit ise. Yani şu 6 olasılık zaten ijk'nın hepsinin birbirinden farklı olabileceği bütün 6 olasılığa karşılık gelir. Ve bunların hangisinde 1, hangisinde eksi 1 olduğunu hatırlamaktansa iki özelliğini hatırlamak yeterli. 1, 2, 3'ün 1'e eşit olduğunu ve epsilon ijk'da herhangi iki indeksin yerini değiştirdiğimizde bir işaret değiştireceğini. Yani epsilon ijk i ile j'nin yerini değiştirirsem eksi epsilon jik'ye eşit. I ile k'nın yerini değiştireceksem epsilon jki'ye eşit. Herhangi iki tanesinin yerini değiştirin ve mutlaka bir eksi işareti getirecektir. Buradan da buradaki bütün sonuçları çıkarabilirsiniz. Mesela bir tanesini açıkça yazarsak, işte A çarpı B'nin birinci bileşeni nedir diye bakacak olursak. Epsilon 1, 2, 3 A 1 JK AJ BK böyle tanımlamıştık. Şimdi J indeksi tekrarlandığı ve K indeksi tekrarlandığı için biliyorum ki J ve K üzerinden her birinden 1'den 3'e kadar bir toplamım var. Ayrıca şunu da biliyorum. Herhangi iki indeks eşitse bu terim sıfır olacak. Dolayısıyla bu toplamlarda sıfırdan farklı olacak olan terimler 1, J 1 olamaz. 1 ise çünkü bu terim sıfır olacak. 2 olabilir. J 2 ise o zaman K mecburen 3 olacak. A2 B3 artı epsilon 1 J 3 olabilir. Sıfırdan farklı bir değeri olabilmesi için şunun. J 3 ise o zaman K'da mecburen 2 olmak zorunda. Aksi takdirde bu epsilon 0 olacak. A3 B2 epsilon 1 2 3 zaten 1'di. A2 B3 1 3 2 ile 1 2 3'ün tek farkı bu ikinci ve üçüncü indekslerin yeri değişmiş. Dolayısıyla bir işaret farkı gelecek. Eksi A3 B2 buradaki birinci sıradaki ifademizi elde ederiz. Bu epsilon tensörünün bu bakımdan yaptığı sadece bu artı 1 eksi 1'leri takip etmekten başka bir şey yapmaz.
Sık kullanacağımız bir başka tanımda Kronecker delta dediğimiz tensör. Bunu da şu şekilde göstereceğiz. İki tane indeksi var. Bu epsilon Levi-Civita tensörü dediğimiz tensördü. Epsilon tensörü. Bu Kronecker delta tensörü. Onun 3 tane indeksi varken bunun 2 tane. Bu 1'e eşittir. I J'ye eşitse 0'a eşittir. Eğer I J'den farklıysa. Şimdi Kronecker delta tensörü ile ilgili yapılan sık hatalardan biri de şudur. Kronecker delta II eşittir. Bu şu tanıma baktığınızda sanki I ve J birbirine eşit olduğu için 1 olması gerekirken aslında 3'tür. Çünkü buraya bakarsanız indeks I indeksi 2 defa tekrarlanmış. Dolayısıyla orada açıkça yazılmayan bir toplamım var. I'yi 1'den 3'e kadar topluyorum. Her değeri için de bunu yazıyorum. Ya da daha açık yazmak gerekirse 1 1 2 2 3 3 toplamına eşittir bu açık hali. Bunların her biri 1'dir. Dolayısıyla bu 3'e eşittir. Bunu karıştırmayın. Şimdi Kronecker delta tensörüyle vektörlerimi çarpabilirim. Şöyle bir ifade karşımıza gelecek. Böyle bir ifadeden anlayacağım. Yine J indeksi 2 kere tekrarlandığı için burada aslında yazmadığım bir toplam var. 1'den 3'e kadar. IJ, AJ. Şimdi I biliyorum ki o da 1'den 3'e kadar bir değeri olabilir. Ama değeri neyse şu Kronecker delta'dan dolayı şu J üzerinden toplam aldığımda sadece bir tane terim katkı verecek. O katkı veren terim de J'nin I'ye eşit olduğu terim. Dolayısıyla bu toplam, bu ifade direkt AI'ye eşittir. İyi artık neyse. Şimdi epsilonların çarpımları LN böyle çarpımları gelebilir. İndeksler yerine hangi değeri koyarsanız koyun bir defa biliyoruz ki bu 1'dir, eksi 1'dir ya da 0'dır. En genel haliyle bunu da bir determinant olarak yazabiliriz. Kronecker delta, işte buraya I sırası dersem I, L, I, M, I, M. Kronecker delta J, L, J, M, J, M. Kronecker delta K, L, K, M. Kane olarak yazabilirim. Tabii çoğu zaman böyle hiçbir indeksin aynı olmadığı durum karşımıza gelmez. Çoğu zaman karşılaşacağımız epsilon ijk, epsilon i, mn gibi. Mesela burada birinci indeksler üzerinden bir toplamım var. Bunu açık olarak yazacak olursam Kronecker delta jn, Kronecker delta kane, eksi Kronecker delta jn, Kronecker delta km olacaktır. İki tane indeks aynı olabilir. Yani iki ayrı toplamım olabilir. I, J, N. Şimdi defa biliyorum ki I ve J'ye belli değerler verdiğim zaman K'nın alabileceği bir tek değer var. Sıfırdan farklı verecek. Ve N'nin alabileceği N de mutlaka K ile aynı olmak zorunda. Sıfırdan farklı olacaksa. Ve K, N ile aynı ise eğer ikisi de ya eksi 1'dir ya ikisi de artı 1'dir. Dolayısıyla çarpımları her zaman için artı 1 olacak. Eğer K ile N birbirinden farklıysa, K I ve J'den farklıysa o zaman N mutlaka I ya da J'den biri olacak. Dolayısıyla bu sıfır olacak. Yani bu Kronecker delta K N'ye eşit olmak zorunda. K N'ye eşitse 1, K N'den farklıysa mutlaka sıfır. Buraya kadar gördüklerimizi kullanarak işte pek çok elektromanyetik kitabında gördüğünüz bazı vektörel özdeşlikleri çıkaralım. Mesela bunun B çarpı AC'ye eksi C çarpı AB'ye eşit olduğunu gösterelim. Bu epsilon tensörü ve Kronecker delta tensörü indeks notasyonunu kullandığımızda.
Normalde bunu gösterebilmek için şöyle bir şey yapmamız lazım. Önce B çarpı C'nin 3 bileşenini de hesaplayıp sonra bu 3 bileşen için A çarpı bu B çarpı C'nin her bileşenini teker teker hesaplayıp şunların bileşenlerine eşit olduğunu göstermemiz lazım. Bu da açıkça yapmaya kalkarsanız uzun bir hesap verecek size. İndeks notasyonuyla yapacak olursak bunun bu vektörel çarpımın i bileşenine bakacak olursak biliyoruz ki bu A vektörüyle B çarpı C vektörünün vektörel çarpımı bunun herhangi bir vektörel çarpımın i bileşeninin epsilon ijk aj B çarpı C k olarak yazabilirim. Burada yine bir vektörel çarpımın bir bileşenini hesaplıyorum. ijk aj. Şimdi bunun k bileşenini epsilon k 2 bir daha önce kullandıklarımdan farklı indekse ihtiyacım var. Lm diyelim. Bl cm olarak yazabilirim. Şimdi karşıma iki tane epsilonun çarpımı geldi. Tek bir indeksleri aynı. Şuna çok benziyor. Ama buraya baktığımızda toplanan indeks ikisinde de birinci indeks. Buraya baktığımızda ise toplanan indeks birisinde birinci, öbüründe sonuncu indeks. Ama sorun değil, şunu biliyorum. Herhangi iki indeksin şu iki indeksin yerini değiştirdiğim zaman bir eksi işaret getireceğini biliyorum. J ile K'nın yerini değiştirdiğimde bir eksi işaret geldi. K ortaya geldi. I ile K'nın yerini değiştirdiğimde ikinci atlatışımda bir eksi daha geldi. İki tane eksi, bir tane artı edecek. Dolayısıyla bu epsilon K i J'ye eşit. Şu epsilon direkt buna eşit. Bunu yazayım. KLM AJ BL CM. Şimdi artık şu özdeşliği kullanabilirim. Onu kullanırsam bu eşittir. Kronecker delta I ile Kronecker delta JM eksi Kronecker delta IM Kronecker delta JM AJ BL CM. Şimdi burada i üzerinden bir toplamım yok. O yüzden bu anlamsız bir indeks değil, serbest bir indeks. Diğer bütün indeksler üzerinden bir toplamım var. Şimdi buraya bakarsam, burada bir Kronecker delta i'lem var. Bunu bl ile çarpıyorum. L indeksi iki kere tekrarlandığı için l'ler üzerinden bir toplam var. Ve bu toplamda sadece l'nin i'ye eşit olduğu terim katkı verecek. Tıpkı burada olduğu gibi. Ve l üzerinden topladığımda bana ai gelecek. Ya BI pardon. Bu BL ile şunu çarptığımda bana BI getirecek. Şimdi Kronecker delta JM var burada. JM var. Burada da AJ var. Bunları çarpıp J üzerinden topladığımda yine aynı şekilde sadece J'nin M'ye eşit olduğu terim kalacak geriye. AM. Burada bir de JM var. Şu birinci terim bana şu katkıyı getirdi. Şimdi ikinci terime bakacak olursak eksi. Birinci Kronecker delta'ya bakayım. İ benim serbest indeksim. M şurada var. M'ler üzerinden topladığımda bana CI getirecek. Şuna bakayım. Burada bir hata yapmışım. İ ile M, J ile L. Şuna baktığımda L üzerinden topladığımda bu bana bir BJ getirecek. AJ olduğu gibi durdu. Şimdi şu çarpıma bakarsam biliyorum ki burada M'ler üzerinden bir toplam var. Ama M'ler üzerinden topladığım zaman bu B vektörünün i bileşeni burası da A ile C'nin skalar çarpımı eksi CI dediğim C vektörünün i bileşeni J'ler üzerinden topladığımda burası da A ile B'nin kadar çarpımı. Buna eşit çıkacak. Ve bu ifadede B vektörü çarpı A ile C'nin skalar çarpımı eksi C vektörü A ile B'nin skalar çarpımı bu vektörün i'nci bileşenine eşit olacak. Bir vektörle başladım. O vektörün i'nci bileşenini şurada elde ettiğim başka bir vektörün
i'inci bileşenine eşit olduğunu gösterdim. Eğer iki vektörün bütün bileşenleri aynıysa bu iki vektör de birbirinin aynı olması lazım. Dolayısıyla şu özdeşliği ispatlamış olduk. Dediğim gibi buna eğer indeks notasyonu kullanmadan önce b çarpı c vektörünü elde edip ondan sonra a vektörünü bu b çarpı c vektörüyle çarpacak olsaydınız bunun hesabı en az bir 2-3 sayfa sürecekken bu şekilde hesapladığımızda 5 satırda sonuca ulaşabildik. Tensörlerle ilgili daha sonra yine işimize yarayacak bir özelliği daha yazalım. Elimde bir tane tensör olsun. S ile gösterelim bunu. İki tane de indeks olsun. Daha fazla indeksi de olabilir ama beni ilgilendiren sadece bu iki indeks. Ve şöyle bir özelliği olduğunu varsayalım. Eğer i ile j'nin yerini değiştirirsem hiçbir şey değişmez. Mesela buna şimdi bu saatte gördüğümüz Kronecker delta ij tensörü bu özelliğe sahiptir. Kronecker delta ij, Kronecker delta ji eşittir. Böyle tensörlere simetrik diyeceğiz. Bir başka tensör daha alalım. Onu da A ile gösterelim. A, İ, J. Burada J ile İ'nin yerini değiştirdiğimizde bir eksi işareti geldiğini varsayalım. Buna da böyle tensörlere antisimetrik diyeceğiz. Buna bir örnek gördüğümüz Levi-Civita tensörü ya da Epsilon tensörü. Sadece ilk iki indeksini düşünürsek onları yer değiştirdiğimizde bir eksi işareti gelecektir. Ve bunların çarpımını düşünelim. Çarpılıp bu simetrik ya da antisimetrik oldukları indeksler üzerinden toplam alıyoruz. Ya da toplamları açıkça yazacak olursak bu şuna eşit olacak. S, I, C, A, I, C, I ve C 1'den 3'e kadar değişirken böyle bir toplamım var. 9 tane terimim var aslında bu ifadede. Daha önce ne demiştik? Bu toplanan indekslerin isimlerini değiştirebilirim istediğim gibi. Diyelim ki i indeksi yerine l yazayım. Ama burada l yazarsam öbür tarafta da aynısı olmak zorunda. J indeksi yerine de k yazayım. Hiçbir şey değiştirmedim. Bunu sadece buradaki anlamsız indeksler yerine yeni bir ifade kullandım. Bu k ve l'nin yerlerini değiştireyim. Şimdi simetrik indeks tensörde indekslerin yerlerini değiştirdiğimde hiç işaret gelmezken antisimetrikte bir işaret gelecek. Bu işaret değiştirmeyecek. Bu işaret değiştirdiği için çarpım işaret değiştirecek. AKL oldu. Şimdi şu adımda ne yaptık? İ yerine L yazdık. J yerine de K yazdık. Tekrar bir isim değiştireceğim. Yeniden İ ve J isimlerine döneceğim şu ifadede. Ama bu sefer K yerine İ yazacağım. L yerine de J yazacağım. Şimdi bu anlamsız isimlerin ne olduğunu önemli olmayan indekslerin yerine istediğim ismi verebilirim. Hiç önemli değil. Bunu yazarsak ne oldu? Eksi S, İ, J, A, İ, J oldu. Bu elde ettiğim son ifade ise ilk ifadenin bir eksi bir işaretlisi. Eğer bir sayı kendi eksilisine eşitse bu tek bir durumda olabilir. Eğer o sayı sıfır ise. Bundan sonra sık kullanacağız. Ne zaman ki indekslerin yer değiştirmesi altında simetrik bir ifadeyi, yer değiştirmesi altında antisimetrik bir ifadeyle çarpıp bu indeksler üzerinden toplarsak o her zaman için bize sıfır verecek. Şimdi matematiksel girişimiz bu kadar. Bundan sonra elektrostatikle devam edeceğiz.
Elektrostatikte durağan yüklerin birbirlerine etki eden kuvvetlerini inceleyeceğiz. Burada bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ederiz.